Evet arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yarı final maçında Dark Passage ve Wildfire maçında beraberiz. Ben de İzris. Merhaba arkadaşlar ben de Just Center. Bu sefer Dark Passage Wildfire maçını sunacağız sizlere. Evet an itibariyle Wildfire tarafında Batrider ve Abaddon banlandı. Dark Passage'da ise Odie ve Lich. Herhalde bu turnuvanın fix banlarından bazılarıydı bunlar. Özellikle evet. Odie ortayı çok iyi domine ettiği için muhtemelen banlandı. Lich de bu peçin yeni yıldızlarından. Diğer tarafta Abaddon ve Batrider gibi can sıkıcı hero'lar banlandı. Ve gene bu turnuvanın çok favorisi, oyuncuların favorisi Weaver. Wildfire tarafından seçildi gibi görünüyor. Evet. Weaver bu turnuvada özellikle çok yer buldu. Hani normalde international takım fakat bu oyunda yani bizim turnuvada bol bol gördük bu hero'yu. Bakalım Weaver'ın yanında şu an itibaren Dark Passage pickleri biraz bekletiyor. Burada mikrofonla ilgili ufak bir sıkıntımız var. Sanırım onu çözeceğiz birazdan. Skype ile ilgili bir sıkıntı var. Neyse biz devam edelim. Weaver'ın karşısında Dark Passage biraz beklemeyi tercih ediyor şu anda. Stratejiyi oturtuyorlar herhalde diye düşünüyorum. Evet şu an tekrar bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz. Tekrar geldik sanırım. Evet. Sanırım devam Ses edebiliriz. Şu an, herhalde. Evet, şu an daha iyi durumda. Dark Passage Ruby'yi piklemeyi tercih etti şu an itibariyle. Böylece hem çok iyi bir support'a sahip oldu hem de karşı tarafın alan etkili büyülerini bayağı bir engelleme sahibi, engelleme imkanı sahibi oldu. Ve Chen piklendi. Evet, Chen'i çok izlemiyoruz aslında Türkiye Dota'sında ama hani bazı evet. maçlarda görüyoruz. Nispeten Enchantress heyecanlı. Piklemeyi tercih ediyorlar genelde Chen yerine. Ama bu maç Chen gördük. Evet. Dark Passage takım biraz daha pasif jungle yapmayı planlıyor sanırım. Yani Enchantress biraz daha agresif olarak görüldü heal ile falan oyun başında. Ama Chen'in sadece bir creep alma ve nuke skill olduğu için herhangi bir slow falan da olmadığı için o kadar agresif olamayabiliyor bazen. Evet. Bunu aslında bir miktar söyleyebiliriz, bir miktar da şu yönden söyleyemeyiz gibi geliyor bana. Çünkü Chen'in özelliği çok sayıda creep'i sürekli olarak kendine tutabilmesi yani. Aslında Enchantress'a göre özellikle 4, 3, 7. level'dan itibaren çok sayıda creep'le birdenbire yüklenebiliyor kulelere. Hani bu çok daha avantajlı oluyor ama işte Chen'in avantajı dezavantajı oyun eğer uzarsa, yarım saat falan geçerse veya daha uzunlara giderse gittikçe etkisini kaybediyor olması. Hani Enchantress kaybetmiyor. Ama bu işte yani Chen'i almak Dark Passage açısından söylediği şey şu aslında. Hani erken oyunda bir şeyler yapmaya çalışacaklar kesinlikle. Hani evet, oyunu çok özellikle kule evet. almak gibi ve erken push. Evet, lane'leri karşı lane'leri zor duruma düşürmek. Özellikle yine Enchantress'in yaptığı gibi smoke kullanarak bir mid lane'e ya da başka bir lane'e gank gidebiliyor. Yanındaki creepleriyle yani her creep bir hero gibi diyebiliriz oyun başında. Evet. Özellikleriyle. O yüzden özellikle iki creeple falan gittiği zaman Chen 3 kişilik bir gankmiş gibi güzel bir şekilde oyun olabiliyor tabii ki. Evet, Venomancer seçti Wildfire onun karşısında. Hani bir miktar aslında anti push hero sayılır Venomancer. Özellikle wardların erken level vermeyi düşünürse wardlara. O açıdan daha avantajlı oluyor ve keza slow ile aynı zamanda diğer o Chen'in gelen ordusunu bütün o hani topladığı arkadaşları slowlayabilir falan. Hani Venomancer da keza hani oyunun başlarında nispeten daha etkili gördüğümüz bir hero'lardan. Hani Wildfire biraz daha böyle cevap tadında attı aslında Venomancer'ı ve aynı zamanda bu son Yama ile gelen bufflarla birlikte Venomancer daha sık piklenen bir hero haline dönüştü. Hani evet. bu da sırada birazcık da bol bol gördük onu evet, da. Evet kesinlikle. Yani Wildfire takımı Weaver seçti. Hani Weaver en çok kullandığı noktalardan bir tanesi. Daha önceki maçta da gördüğümüz üzere. Hani bir yerden kuleyi pushlarken diğer taraftan split push yapmak ve farmlamak üzerine. Hani daha ziyade Weaver kullanılıyor. Muhtemelen Wildfire da öyle gidecektir. Hani güzel bir baskılı bir koridor kurup ittirerek falan yapmaya çalışacaktır. Hani ancak Dark Passage takımı sağlam bir Chen oyunuyla hani bunu çok tamamen kaldırabilir bu seçeneği onlar için. Yani şu an Chen bence hani bundan sonraki piklerde de bağlı olmakla birlikte tabii Dark Passage için çok hani net bir karar aslında oyundan sonra oynayacağına dair. Evet, özellikle eğer oyun başında bir öne geçme durumu olursa Dark Passage için kulelerin çok çok bu şekilde düşeceğini göreceğiz. Bu da tabii avantajların daha da artacaktır. Bu da her zaman önemli. Sahip olması gereken bir şey avantaj artırabilmek. Evet, bu arada hemen banlara bakalım. Naix ve Clockwork bana geldi Wildfire'dan ve Ursa'dan da Dark Passage. Dark Passage'dan da Ursa bana geldi.
Yani baktığımızda aslında hep böyle birbirine kapatabilecek veya birbirine güçlü hero'lar aslında Wildfire'ın banları. Ve CM olursa Dark Passage'ın banları aslında yani CM Verimansa birleşince çok çok güçlü bir roam ekibi olabiliyor. Hani biraz belki ondan o korkutmuş olabilir. Bunun yanında Venomancer Ursa ikilisi de çok iyi bir ikili. Hani genel olarak iyi sinerjisi olan hero'ların bir miktar banlandığını görüyoruz. Tabi bu seçenekleri sona erdirmiyor ama hani nispeten iyi, o yolda atılmış bir adım manasına geliyor. Hani iki takım da çok elini açık etmedi aslında. Chen'i dışarıda bırakırsak Dark Passage adına genel olarak hani çok belli etmedi ne yapacağını. İki takım da şu an Timbersaw seçebilir gibi geliyor bana. Ne piklendiğine banlandı ve bu turnuvada da bol bol gördük. Yani ben Wildfire takımının oyunda 3-4 maçı izledim. Çoğunda da piklemişlerdi Timbersaw'u. İyi bir Timbersaw oyuncuları da olduğunu düşünüyorum. Yani böyle ama Dark Passage tabii bu da Evet. kendileri için aldı. Gerçekten güçlü bir hero bahsettiğimiz gibi. Hard lane gidebiliyor. Ve çok güzel burst damage'i var. Herhangi bir hero'yu yani Venomancer falan bir anda öldürebilir yani hiçbir şey anlamadan. Tam bir Tarzan kendisi tabii. Ağaçtan ağaca atlıyor falan. Bunun dışında yani Dark Passage'ın aslında bayağı push'u kuvvetlendi şu an. Hani Rubick, Chen, Timbersaw bir anda lane'e giderse o lane'i çok rahat ittirebilir. Hani bu dakikadan sonra acaba Pugna gibi hani aslında dışarıda nispeten daha da popüler olan hero'lardan birini seçer mi? Ve hani Necrobuk stratejisi olur mu diye Dark Passage'ı da düşünüyorum. Çünkü erken oyunu hedeflediği çok belli. Şu anki 3 hero da hani oyun uzarsa Timbersaw biraz hafifçe dışarıda bırakarak söylüyorum. Nispeten etkisi azalacaktır. Ama şu anda mesela Wildfire'da hani Weaver'ı görüyoruz. Hani çok etkili. Hani Venomancer o kadar olmasa da. Hani acaba Dark Passage ilerisi için bir hamle yapacak mı şu an onu merak ediyorum. Şu an Wildfire'ın 6.79 için yani bizim turnuvamızın metasını ön alırsak gayet tipik pikleri var. Hani stratejileri tam olarak ne olduğunu bir şey söylemiyor. O yüzden şunu söyleyebiliriz ki derken Derken Wildfire. Viper. Viper yani Weaver, Viper yani Weaver, Viper, Venomancer hani iki tane zehirli. Yani gördüğümüz kadarıyla ya çok böyle tek kişilik aslında hep hero'lar. Yani mesela Viper çok çok büyük ihtimalle o mid'de olacak ya da herhangi bir yerde safe lane'de sola falan olacak muhtemelen diye düşünüyorum. Ve hani hep böyle Weaver'da, Viper'da böyle farm almaya çalışan, hani Corridor'da tutunmaya çalışan, karşı tarafa rastlayan, bir şekilde ölmeyen hero'lar falan genel olarak düşünürsek. Hani Venomancer de keza öyle. Yani Wildfire'ın böyle koridor esnasında bayağı böyle hani orada koridorda sağlam çakılı kalacağını ben öngörüyorum ya şu an itibariyle. Çünkü Venomancer dışında bir gank atma potansiyeli pek yok Wildfire takımının. Dark Passage ise mesela Dark Passage'ın sağlam bir gelecek bir pushuna mesela Viper veya Weaver tek başına karşılık ya da ikisi beraber karşılık veremeyecektir kesinlikle. O yüzden birazcık alan etkili büyülere ihtiyacı var aslında Wildfire takımının şu an itibariyle. Yani şu an Dark Passage Viper'a karşı bir solo mid düşünüyor olabilir. Yani geçen maç Dark Passage takımı Templar Assassin almıştı. Yani bu maç tam olarak ne alacaklarını bilmiyorum ama yine Templar Assassin alabilir çünkü Viper'a karşı yine güzel bir seçim olabilir. Bu yani işte hani Viper'ın zehirini dışarıda bırakırsak Templar Assassin'le başa baş gidebilirlerdi ama genelde Viper'a karşı Templar Assassin'i almak çok iyi bir fikir değil çünkü Refraction eritebiliyor Viper. Hani o çok istemeyeceklerdir diye düşünüyorum tabii oyunlarına yeterince nasıl diyeyim çok güveniyorlarsa eğer Templar oyunlarına o zaman alınabilir ama yani teoride Viper'la Templar Assassin'i çok karşı karşıya getirmemeye çalışılır. Onun yerine daha range bir hero seçebilir mesela. Daha böyle. Yeni şey de var şu an. Bufflanmıştı sanırım pasifi. Evet. Pasifi bağlanmış mıydı hatırlamıyorum ama X2'nin cooldown'u yok ettiler. 3 saniye cooldown'u vardı. O bayağı avantajlı şu an itibariyle. Skyat Mage geldi. Bu turnuvada ben hiç görmemiştim. Çok az görülmüş olması lazım. Ben hatırlamıyorum bizim oyunlarda. Evet. Ama gayet güzel bir hero. Özellikle mesela şey Rattle Clockwork'la çok güzel ikili oluşturuyorlardı. Bir kişi olduğu yerde tuttuğu zaman ultisi çok damage veriyordu Skyward Mage'in. Fakat Clockwork banlı, o yüzden hani bu slowlara güvenerek hani slowlanmış düşman hero'suna güzel bir ulti atmayı planlayacaktır. Evet. Ve support olarak mı olacak? Yani %100 support gözle bakıyorum. Özellikle Viper gibi bir hero varken. Ya da yani Trillian'e gidebilir ama biraz level'a ihtiyacı var. Hani mid de gidebilir aslında. Viper'ı kolay koridoru bırakıp Scarlet Mage'i ortaya atıp Trillian'e bir roam falan yapılabilir. Wildfire takımı adına. Ha, bu arada şey avantajı da var. Timbersaw mesela çok iyi bir antisi aslında Scarlet Mage. Çünkü Timbersaw'un bütün olayı büyülerini atması. Hani bir adam akıllı bir Silas Yard'daki range'i çok uzun. Scarlet Mage'in bütün büyülerinin range'i inanılmaz uzun. Ve hani Timbersaw'u daha geldiği anda kilitleyebilir. O avantajlı bir pick olabilir. Onun dışında hani ya Dark Passage'ın bilmiyorum yani bu Dark Passage dediğim gibi adam akıllı push yaparsa ki Alchemist'in şu an Acid'i de onun için çok güçlü olacak. Yani aslında Dark Passage 4 hero çok iyi pushlayabilir şu an. Hani ve Wildfire'ın henüz buna bir cevabı yok şu an. Wildfire'ın herhangi bir stun'ı da yok. Bunu da belirtelim. Herhangi bir stun koyacak hero'su da yok. Hani TP ile şu an çok güzel kaçabilir.
herhangi bir gankten. Scarlet Mage'in ultisinden ölmezse tabii ki. Evet, bu arada Invoker ve Undying picklendi. Invoker seçimi güzel bir seçim artık. Hani özledik diyebiliriz. Ben bayağı özledim yani onu adam akıllı böyle turnuvalarda görmeyi. Eminim oyuncular da özlemiştir. Özellikle ultisine gelen ikinci seviyede iki büyü alma bayağı onun için avantajlı aslında. Bir hale geldi. Eski nerflerini birazcık kurtardı diyebiliriz. Ve Undying seçildi. O da bir buff almıştı. İlk büyüsünü 25 ya da 15 saniye, 25 saniye onu 40 saniye çekti. İlk skillinin cooldown'u. Ve hani genel olarak hani Wildfire takımına baktığımızda böyle hani daha çok alan etkili olmayan ama birebir de hani zamanla vuran büyüler. Böyle zehirli tatta daha çok yaptığı işler. Hani Undying de öyle mesela hani zamana yayılarak vuruyor verdiği hasarı. Hani Dark Passage daha az yerde push ağırlıklı gibi düşünebiliriz şu anda. Hani farmla da pushla da iş yapar gibi duruyor. Hani Invoker, Viper muhtemelen göreceğiz gibi geliyor bana. Belki Scarlet Mage ama bilmiyorum heyecanlandırıcı yani. Evet. Bu Invoker ne gidecek düşünüyorsun? Hani Quas Exort mu yoksa Quas Vex de gidebilir çünkü karşı takımda mana'ya ihtiyacı olan çok hero var. Scarlet Mage olsun, Venomancer da manasız bir şey yapamıyor. Hani Viper'ın da ve Weaver'ın da mana'ya ihtiyacı var. Hani Quas Vex giderse gerçekten çok iş yapabilir Invoker. Ama Exort giderse de güzel bir damage kaynağı da olur. Yani işte orada şey karar vermesi gerekiyor. Quas Vex tekrar biraz daha popüler hale geldi özellikle Vex'e gelen buff'la birlikte. Ancak Viper karşı last almak çok zor. Özellikle Invoker Viper karşılaşmasında Invoker bayağı zorluk çekecektir last alırken damage farkından dolayı. Özellikle Viper'ın da bildiğiniz üzere Nether Toxin'de inanılmaz bir last gücü var. Buna karşılık Exort gitmeyi de tercih edebilir ya da birkaç level Exort alıp ondan sonra tamamen Quas Vex'e de gidebilir. Yani bu artık onun tercihine kalmış. Son derece artık esnek bir hero halinde şu an Invoker. Evet. Bunu zaman gösterecek işte biraz daha. Evet, çok erken level'larda hemen Tornado şey kombosu, EMP, EMP evet. Kombosu üzerine bir de Cold Snap bile atabiliyor yani eğer evet. Invoker güzel zamanlama yapabilirse. O yüzden gerçekten güçlü diyebiliriz oyun başı içinde ve ben inanıyorum ki bu Chen smoke alacaktır ve hemen o Viper'ı ganklemeye geçecektir. Çünkü Viper'ın herhangi bir kaçma skill'i yok. Sen Viper tehlikeli durumda bence şu an. Evet, Viper'ın dikkatli olması lazım. Özellikle mid gidiyorsa ama dediğim gibi Invoker'a karşı bir avantajı olacaktır her zaman için. Hani birazcık ward desteğiyle, birazcık kent takımına gelebilecek Venomancer'ın arada atacağı bir gankle falan bir şeyler yapabilir ama işte mesela Wildfire takımında Venom'dan başka gezecek adam yok doğru düzgün. Hani belki support Scarlet Mage de gezebilir ama çok level'a ihtiyacı var. Tek başına yeterli değil. Bunun karşılığında DP takımında hani Chen'in çok fazla gezeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Keza Rubik gezebilir. Alchemist birazcık item yapıp o da gezmeye başlayabilir falan. Hani ya ben DP takımı genel olarak daha esnek gördüm hani. Yani herhangi bir strateji isterse bu takım kurgusuyla oynayabilirler ama Wildfire takımı biraz daha böyle hani farmımızı alıp beraber girelim falan filan tadında olacaktır diye düşünüyorum stratejileri. Hani ya da birebir hani lane'i kazanmaya falan çalışacaklar genel olarak. Farm kazanmaya falan çalışacaklardır. Ama işleri zor çünkü DP takımı güçlü bir takım aynı zamanda turnuva favorilerinden. Evet. Hani dikkatli olmaları lazım. Hani. Bir arada Alchemist'in ultisine gelen bu nerf'ten sonra da çok bitlenmediğini görmüştük. Hani bir aralar gerçekten en favori carry'lerden bir tanesiydi. Hı-hı. Ama şu an çok nadir aldığını görüyoruz. Ultisine gelen nerf gerçekten onu biraz daha düzene sokmuş gibi yani. Sürekli piklenmesini engellemiş en azından. Evet, kesinlikle pik oranı azaldı diyebiliriz. Ancak şu an ben bu kurgulara bakınca şeyi gördüm. İşte Venomancer dediğim gibi Viper, işte Undying olsun. Hep böyle zamanla bir şeyler yapan arkadaşlar ya. Hani yani böyle bir ani nükleer, ani birisini indirmeler olmayacak muhtemelen. O yüzden Alchemist'in inanılmaz regen geldi Alchemist'te. Muazzam bir regen geldi ve hani bu zehiri çok rahat hani elimine edecektir o regenle. 3. seviyede 100 HP regeni var. Yani neredeyse Fountain ekmiş gibi olacak. Yani aslında bazı genellikle nerf olarak görünse de hani bazı durumlarda aslında daha iyi gitmiş gibi bile diyebiliriz. Genel olarak nerf yediğini ama söyleyebiliriz dediğin gibi. Ama bu hala şey Alchemist'in çok iyi farm alabildiğini, deli gibi item kasabildiği gerçeğini değiştirmiyor. Keza ultisine gelen tek buff işte HP ile regen arasındaki değişim oldu. Yani ciddi bir nerftü. Ama bence hala iş yapabilir durumda şu anda. Evet. Evet, go işareti verildi. Hemen hızlı takımları tanıtalım. Ben DP ile başlayayım. Rubik'te Legio var. RNT, Timbersaw'da, Klasinki, Alchemist'te, Necroman, Invoker'da ve Daywalker Chen'de. Evet. O zaman ben de VF takımını tanıtayım. Cookie Time Venomancer'da support oynayacak. Jason Weaver'la oynayacak. Manly Manx, Skyrat Mesh'te support oynayacak gibi görünüyor, bilmiyorum. Viper carry oynayacaktır. Hysterical ve Undying'de LeBron James.
O da support tarzında belki farm da alabilir birazcık tabii ki. Ya, Yetkili muhtemelen duruyor. support oynayacaktır diye düşünüyorum. Şu an Tomb da açmış. Erken bir savaşı zaten öngörüyor. Şu an Skyward Mage'de de bakıyorum. Bir slow'la başlayacak ama henüz bunu görmedi DP takımı. Hani kuleye dayanamayacaklardır ama derken Rubik bu arada Ama gördü onları. gördü herhalde. Şu an gördü. Evet, Evet. Ward'u biraz geç attı aslında Wildfire takımı ve hani biraz başarısızla sonuçlandı. Arkaya saklanacaktır tabii ki. Alchemist ve Rubik dual lane'i var şu an orada. İçen ormanda olacak ama orada bir wardlanıyor tabii. Biraz orası. Muhtemelen wardlanacak ya da bloklanacak şu an. İki kişi bloklamaya çalışıyor Çen'in farmını. Bunun yanında mid'de Invoker gördük. Göreceğiz klasik ve Timbersaw'u offlane'e tek başına göreceğiz. Karşı tarafta Viper muhtemelen mid mi diye bakıyorum. Önce aşağıya bakalım. Undying var. Scarlet Mage var. Ve Veno var. Üçü birden buraya durur mu emin değilim ama. Bu arada Hasty kaçırdılar. Ortada Viper var. Yukarıda ise Weaver var. Muhtemelen aşağıya Tiridian yapacaklar. Bu arada Roam atacaklardır diye düşünüyorum. Geri kalan Evet. yıllar tek birebir de halledebilir çünkü. Weaver ve Timbersaw birebir olacak. Bunda neredeyse eşit diyebiliriz. Timbersaw eğer React Armor'da verirse ki verecektir. Muhtemelen verecek evet. Orada lane'de hayatta kalacaktır orada. Ve farmını da alacaktır gibi görünüyor. Bu her şey bu dual lane, three lane'in nasıl gideceğine bağlı. Bir de orta lane'de Invoker, hani Viper Invoker'ı ne kadar ezebilir ya da ne yapabilir? Bu da önemli tabii ki. Çenin gankleri de orta lane'in kaderini değiştirebilecek seviyede. Evet, bu arada Invoker'ın Exort başladığını görüyoruz. Ne kadar devam edeceğini tabii ki zaman gösterecek. Bu arada yukarıda hafif bir harass devam ediyor. Ve aşağıda da pasif bir Tier Lane, Dual Lane kavgası var. Çene bakıyorum. Şu an Satyr'le ortaya gidip işler yapmaya çalışacak mı? Henüz yok. Çok bir şey de yapamaz sanırım Satır'la. Çünkü Viper'ı ya slowlayıp ya da bir stunlamanız lazım ki. Çünkü çok kuleler çok yakın olduğu için mid lane'de. Evet. Ganklemek biraz daha zor oluyor. Bu arada Necroman kuas almak pahasına gördüğünüz gibi ultiye vermedi. Ve bunu yapmak da aslında biraz doğru yaptı. Çünkü Viper çılgın gibi haraslayabiliyor şu anda onu sıfır cooldownlu zehiriyle. Az önce ciddi bir haras gelmişti. Bu arada yukarıda gene birebir de mücadele devam ediyor. Reaktif armor'a rağmen çok rahat bir şekilde kasabiliyor aslında Weaver burada. En azından haraslayabiliyor rahat bir şekilde onu söyleyebiliriz. Bu arada ufak bir pull geldi. Ward dikilmiş olmasına rağmen Ward'a bir geç dikildiği için engellemedi pull anladığım kadarıyla. Ve stack daha sözü atıyorum. Hani yukarıdaki pull kampına da creeper çekerek buradan hani pull yapmaya devam ediyor ama gördüğünüz gibi hemen Scarlet Mage buradan level almayı başardı. O da yeni gelen değişiklerden bir tanesi otaya. Evet, bu agresif trilenlerin hani biraz daha başarılı olabileceğini de oluyor. Yeni patch'te belki biraz daha yapılabilir. Yine dual lane'e triple lane ne kadar alchemist'i kastırmayacaklar onu bilemiyorum ama gerçi şu an 1'e 0 gayet alchemist kasamıyor gibi görünüyor Evet. trilane'de. Evet, sağlam deny de geliyor aynen. Evet, trilane görevini yapıyor şimdiye kadar ama bakalım. Yani Timbersaw'u iyi kasıyor gibi görünüyor şu an. Weaver'a göre çok daha iyi durumda. Onunla O 4'e 5'e 1. bu arada ortada bir Cold Snap Haras geldi ancak Weaver yeterli olmadı. Genelde ama Invoker'ın birebir de şu anda en azından Haraslarda etkili olduğunu çok net görebiliyoruz. Last zaten eşitler. Yani orta koridor birebir gidiyor şu an. Ama kendi kolay koridorunu kaybetti. Aslında şu ana kadar hani DP takımı. Dark Passage kaybetti. Çünkü zaten sadece Undying'in tek başına 5 deny'i var. Alchemist'in 2 last hit'i var. Hani çok açık bir şekilde aslında farmı buradan Wildfire takımı alıyor. Ancak tabii ki bence DP takımının daha önce de bahsettiğimiz gibi Chen'le bazı şey yapabileceğini göreceğiz. Şimdi Chen'in bir baskısı var ortaya. Bakıyorum. Viper bayağı önde ve yarı canlı. Bir Cold Snap'li ve stun da geldi. Yeterli olacak mı diye Ölecek. bakıyorum ve yeterli oldu. Chen çok net bir kill çekti oradan. O bahsettiğimiz Chen ganki geldi. Büyük ihtimalle yine smoke'lamıştır. Evet, Yani smoke'lamıştım. gerçekten hani Chen Enchantress'in en büyük avantajı budur ve hani artık bir yani klişe bile diyebiliriz hani Chen Enchantress aldığınız zaman hani mid lane'e gank gidilir yani artık. Evet. Bu bahsettiğimiz gank de gerçekleşti. Yapacak da çok bir şey olmuyor. Ne zaman geleceğini de bilemiyorsunuz. Level 1'de de gelebilir, 5'te de gelebilir. O yüzden gerçekten tehlikeli bir durumda. Evet, bu arada zaten şey de etkili bu smoke buff'ı. Özellikle herhangi ward'da smoke göremiyor olmanız bayağı büyük bir hani avantaj smoke'tan kişi tarafından. Yani geldiğini görmeniz mümkün değil hiçbir şekilde. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Hani ama işte Chen ve Enchantress'a çok dikkatli olamıyorsunuz nerede olduğunu bilmediğiniz için. Hani belki biraz daha defansif pozisyon olabilirdi ama genel olarak çok yapacak çok fazla bir şey yok yani o durumda. Yani Bunu Viper kendi seçmek problem değil. Mesela Queen of Pain falan olsa orada bir ilk atıp kaçabilirdiniz hani bir miktar.
Ve bu kill ile birlikte Invoker CS'de geçmiş durumda Viper'ı. Hani evet. Ki tam tersini bekliyorduk biz. Viper'ın yenmesini. Evet, bu arada alt koridorda bir mücadele oldu. Orada biraz boş açılmış bir tomb var. Bakıyorum Alchemist'in build'ına baktım hemen. Acid ve stun build'ına gidiyor şu an itibariyle. Orada ikimiz de keşke greedy olsaydı, o 7 gold'dan fazla gold alsaydı diye düşünüyorum. Yani, vallahi düşündüm yani. Zaten kaç gold'la başladı tam hatırlamıyorum ama şu an itibariyle. Hatta bakayım üşenmeyip. Base 4, 4, 5, 6 gold alabilirdi orada aldı başına. Yani zaten birinden 7 alıyordu. Evet, bayağı karlı olabilirdi yani. Hiçbir şey olmasaydı bile. Az creep kill aldığında düşünürsek çok yardım edebilirdi tabii. Evet. Daha çok hani o stun build'a gitti burada. Trillane gibi hani Chen'in geleceğini düşünüyorum ama Chen henüz de alt koridora uğramadı. Aslında stun build'a orada çok işe yarayabilir. Çünkü zehirle tek başına last alması çok zor. Hani çok sağlam deny'leyebiliyor çünkü Undying. 6 deny var şu anda. Ve level 5 de olmuş bu arada. Gerçekten iyi bir experience'i var. Hı-hı. Hani level 3 stun orada şu an çok yüksek bir damage vuruyor. Özellikle Skyward Mage ve Venomancer'ın canları çok azdır. Hı-hı. Toplam canları. Hani stun'dan sonra 3-4 last, 3-4 vuruşla birlikte diyorlar ölecektir. Hı-hı. Ben bu arada şeyi merak ediyorum işte mesela. Şu an Undying'de Venomancer'dan bir rotasyon geliyor ortaya doğru. Ama Ward var mesela orada. Ya yapacaklar smoke ve yapmaları lazım. Ve tek başına da etkili değildi. Bu arada geri döndü, item almış. Gördüğüm kadarıyla Arcane Boots tamamlamış. Yani Venomancer görüldü tabii orada çok inanılmaz etkili olmayacaktır. Bunun yanında... Bilmiyorum, belki yukarı koridora gidip oradan Timbersaw falan sıkıştırabilir. O avantaj olabilir. Bu arada Invoker sanırım Midas gidiyor. Çok ünlüydü bu arada hani. Sanmıyorum ki PT gitsin. Ya zannetmiyorum ben de, aynen. Midas çok etkili aslında. Experience çok ihtiyacı var diye ama şu an Veno orada öldü Sans Rakan'a yardımıyla. Evet. Zaten en başından Venom'un Nior'larda gezdiğini anlamamıştım. Ward dikmek için geziyordu anladığım kadarıyla ama oraya gitti görülmüştü. Hani aşağıdaki Ward vasıtasıyla ve DP bunu iyi kovaladı orada. Hani oraya geleceğini herhalde tahmin edip oradan saldırıp çektiler kill çok rahat bir şekilde. Ve şu an itibariyle 3-0. Timbersaw'un canı çok az. Ne oluyor yukarıda acaba? Evet, Beaver'la Timbersaw birebir kapışıyorlar şu an. Evet. Ve Timbersaw orada çekmeyi başardı. Weaver'ın tam cooldown'u veya manası gelmişti. Tam kaçacaktı ancak kaçmak için olmadı, kaçamadı diyelim. Keza zaten ormanın da içindeydi. Çok kolay değil Timbersaw ormanın içinde. Hani öyle cuk atmak falan. Bu arada Midas bitti Invoker'da. 6.5 dakika gibi Midas geldi. Ki iyi bence bayağı. Evet. Hani, çünkü Invoker hem XP, hem level hem item'ı çok iyi kullanabilen bir hero. Evet. O yüzden Midas... Attack speed'den de yararlanıyor. Cold snap'le de iyi aynen. Uyumlu oluyor tabii ki. Hiçbir sebep yok yani kullanılması için. Bu skill build'ı. Ki ortada çok rahat kasmıştı. Kill falan da aldı şimdi. Ondan keyiflisi yok şu an mid'de. Exhort alarak hani Viper'a karşı last hit de alabildi. Yoksa hani Quasrex'e biraz zor alırdı last hitleri. Evet. Viper'ın yüksek base damage'ine karşı. Bakıyorum şu anda, ops. Güzel bir Cold Snap parası geldi önce, yeterli olmadı bu arada. Viper'ın bayağı tank bir olduğunu da söyleyebiliriz. Güzel Magic Resistance var şu an, %10 daha ekli. Magic Resistance'ı var. Onu arttırınca daha da etkili olacaktır. Muhtemelen herhalde birinci skill'i en son fullleyecektir diye düşünüyorum en son gelen değişiklikten beri. Çok aşırı büyük bir avantajı yok. Hani slow move geliyor tabi de hani bilmiyorum. Pasifte bayağı güzel bir skill. Özellikle karşı tarafta bayağı magical damage var. Ve bu arada Undying'e giriyorlar mı? Bilmiyorum. Tom'u görünce kaçtılar bir anda. Tom'u görünce kaçtı ancak Viper da bu arada desteğe geldi. Ve Alchemist'in çekilmesi çok faydalı oldu. Viper çekti aynı zamanda. Bu arada devam ediyor. Bakıyorum şu anda orada Undying yattı. Viper kovalamaya devam ediyor ancak yeterli olacak mı? Yeterli olmadı. Pot bastı ve pot bozulmuyor tabii sanırım bu Viper'ın şeyinden. Zehirden bozulmuyor anladığım kadarıyla ama belki zehiri geçmiş olabilir. Çok vurmuyor çünkü. Bu esnada Venomancer'a bakıyorum. Ve yakalandı orada en son. Rubin vuruş sayesinde yattı ve maç 6'ya 1 oldu. Hani Alchemist'i çekmek çok iyiydi bence. Wildfire adına. Karşında Venomancer'ı verdiler ama Venomancer ve Undying'i verdiler. Hani o ticarete değer miydi bilmiyorum ama Alchemist'i kesmeye değerdi kesinlikle. Ama Timbersaw da aldığı için killleri, o da early game'de çok güçlü. Hatta belki Alchemist'ten daha önemli bir hero oyun başlarında. Yani özellikle çok erken bir level 11'i bulursa Chakram'ın çok damage vuracağını göreceğiz. Evet. Bu arada ortaya Chen baskı kurdu, hemen kule alındı. Bakıyorum bu arada Viper sıkıştırıldı ve hani Timbersaw oradaki tek ağacı kullanarak Viper'ı yatırdı. Bilmiyorum, Wildfire için işler çok ters gitmeye başladı. Her ne kadar karşı tarafın kerisini Alchemist'i kastırmayı başarmış olsalar da onun için gibi lane'lerde genel olarak kaybettiler şu an. Hani evet. Timbersaw Weaver üzerine solo kill alması, Invoker'ın ortada kill alması ve Viper'ı kaçırması ve Viper'ı kesmeleri falan hep çok iyiye işaretti koridorlar adına. Evet.
Dezavantaj da şu işte, Wildfire aşağıdaki koridoru kazanmaktan çok fazla bir şey kazanmadı aslında. Hani adam Hani akıllı birlik Undying bastıramadı üzerindeki yani. farm çok iş yapmıyor. Hani Undying, hani farm olsa da olmasa da en büyük işi o tombunu koyarak yapıyor yani. Evet. Onun için yani mech kasıyor. Yani takım için yine yararlı bir item. Bakalım da hani herkes kasabilir. Daha başka bir hero da kasabilirdi. Evet, bir lane'i bunu ayırmak bilmiyorum. Hani fikir Evet. miydi değil miydi bilmiyorum. Emin değilim. Bu arada online gibi destek geliyor. Ancak Sunstrike kaçırdı. Bakıyorum ve Rubik oradan TP atıp kaçmayı başardı. Çok ucu ucuna bir kaçıştı. Bu arada hiç herhangi bir stun olmadığını da söyleyelim tekrar dair takımının. Bu sayede kaçabildi yani. Evet. Hani çok tercih edilmez genelde. Hiç böyle alan kontrolü pek yok. İşte pek stun yok. Yani tek işte bilmiyorum hani. Yok aslında hiç yok. Ben bakıyorum daha nasıl olabilir diye. Hyper ultisi duydum bir yerde. Ne oluyor tam? Ben onu yakaladım şu anda. Chen'i kovalıyor. Muhtemelen yatacak Chen. Ama öncesinde ne kadar hasar verebilirim diye baktı. Çok güzel blokluyor. Regen runda denyleyecektir ölmezse. Bakıyorum. Hadi koçum. Olmadı. Maalesef Regen'in de Viper aldı ki manası bitmişti. Bayağı anlamlı oldu onu alması da. Bakıyorum şimdi aşağıdaki kuleye bir baskı gelebilir. Çünkü Chen yattı şu anda. Hiç kribi yok ortada. Orayı tutacak pek bir gücü yok ama bu tabii ki DP takımının diğer iki lane'i birden farmlaması manasına geliyor. Yani o kuleyi çekmezlerse inanılmaz zarardalar şu an. Mutlaka o kuleyi almaları lazım bu gelişlerinde. Kule almaya da yarayan çok bir hero özellikleri de yok. Yani tomba çıkıp orada altta bir şeyler yapabilirler sadece, ondan başka pek yok dediğim gibi. Evet, ve aynı zamanda üst lane'de de kim var? Timber mi var? Bilmiyorum. Timber var şu an. Evet, o da yani pushlamayı deneyecektir en azından, biraz damage vurmayı kuleye. Ki Acid Spell'e çok damage vuruyor. Eğer dive atmak isterse de stun'ı açık evet. şu an. Stun'ı açıktı şu anda. Gördüğüm kadarıyla Weaver'ı indiriyor. Weaver ve Rubik değişimi oldu. Şu ana kadar DP takımından memnun olacaktı muhtemelen. Ama Viper orada çok ağaçların arasında kaldı. Timbersaw canını okudu onun. Bakıyorum. Bir standart gel tutarsa Alchemist'ten o tutuşu ölecektir artık. Evet, yukarıda ama Cold Snap'le birlikte bakıyorum. Kendisinde patladı. Undying oradan kaçmaya çalışıyor. Invoker çok yavaş. Ama Force Staff var. Yandı. Bu arada arkadan nereden geldiği belli olmayan bir Force Spirit geldi ve evet, gerçekten Invoker double çekti. Evet. Ve iki tane Force Spirit oldu. Şu an Invoker'ın belki de en güçlü olduğu zaman diyebiliriz. Evet. Cold Snap ile bu iki Force Spirit birlikte vurunca gerçekten çok üzüyor yani. Kule pushlarken de çok yardımcı oluyor. Aslında kule push için dediğin gibi daha çok kullanılıyor. Chen'le beraber şu an Chen'in nerede olduğuna bakmak istiyorum. Chen bu arada creeplerini topluyor. Aslında koridora gidip lane itse ya da başka bir lane itse daha mı anlamlı olur diye düşündüm. Weaver bu arada biraz farm bulabildi yukarıda. Hani bu kuleyi vermeleriyle birlikte iki kule vermiş olacak. Evet, TP geldi ama. Evet, bayağı ofansif bir TP geldi bakıyorum. Viper hem ultiyi attı hem de inanılmaz dediğin gibi senin daha önce söylediğin gibi slowlarla beraber Skylight Mage'in ultisi geldi ve Alchemist yattı. Hani Alchemist feed'ine rağmen ama DP takımı son derece iyi durumda. Evet. Yani Wildfire işi bayağı zor bence bu dakikadan sonra. Hani bu kadar kill verdikten sonra daha dikkatli oynamaları lazım kesinlikle. Yani kesinlikle. Yani Viper ve Weaver'a daha çok farma ihtiyaçları var. Çünkü Timbersaw şu an en çok güzel hero yani onları. Hani ve Alchemist'in bir stun'la ölen bir Weaver da gördük geçen kombatta. Hani stun acid spell kombosuna çok çabuk eriyebiliyor Weaver. Bunu da belirtelim. Evet, şu an tekrar pasif jungle devam ediyor. Hem bir yandan Venomancer, bir yandan da Chen, ikisi de ormanı kullanıyorlar. Bu arada DP takım henüz mağlubiyeti bulunmuyor diye bir uyarı geldi Statsman'dan. Statsman Oğuz diyoruz. Statsman Oğuz. Burada statları konuşturdu. Çok başarılı bir seri yakaladılar evet kesinlikle. Namağlup devam ediyorlar. Bakıyorum orada Invoker'dan bir baskı gelecek mi diye bakıyorum ortaya. Gelmedi. Çünkü arkada Venomancer da var. Gerçi daha ziyade farmla almaya devam etmesi yok çünkü mid aslında zaten inanılmaz avantaj sağlıyor. Ve Arcane Boots'u bitirmiş. Muhtemelen Kuvasa Exort'un inanılmaz mana harcadığını gözünde bulunursak çok anlamlı bir seçim bence. Ve tekrar iki takımda pasif oyuna geri döndü. Biraz jungle stack vardı burada yanılmasam 3 stack var Ancient'ta, düzeltiyorum Ancient stack var. Ve şu an Alchemist bundan faydalanıyor. Yani Grievous Greed de vermiş. Evet, oradan bayağı bir bonus altın kazandı şu an itibariyle. İkinci seviye Grievous Greed. Evet, Shadow Blade gidecek sanırım. Biraz daha stun'ıyla birlikte iş yapmayı planlıyor olabilir. Bu arada bakıyorum Wildfire takım geziyor ortalarda ama henüz mantıklı bir kurgu oluşmadı. Yine koridorda her takım. Aşağıda Undyne, yukarıda Weaver kasmaya devam ediyor.
Bu arada hemen kısaca gold farkına ve XP farklarına bakalım. Gold yaklaşık 7500, XP de yaklaşık 9000'e doğru gidiyor. Ve ikisi de DP takımı tarafında. Tekrar çekeyim. Bu arada Weaver'a dalıyorlar ama kesemezler. Evet, muhtemelen yeter. Stun ihtiyaçları var kesebilmek için. Evet, iki takım da bu arada stunlar konusunda hani fakir sayılır. Gerçi DP takımda biraz var ama hani adam akıllı bir tek sadece Rubik'te var. Hani bir reliable bir stun onda var. Bir de Cold Snap var diyebiliriz. Ondan başka stun da sayılır. Ya sayılır ama işte onun charge alması falan gerekiyor. Hani ondan bir şekilde evet, kurtulabiliyorsunuz. Hani Weaver gibi tak diye çekemiyor hani. O daha biraz dikkat olmak gerekiyor. Bu arada aşağıda bakıyorum Smoke'la 4 kişi oldular orada. Ancak orada kimse yok. Yukarı baskı evet, kurdular. Yani hemen aşağıdaki kuleyi almaları lazım. Wildfire takımının. Yoksa tamamen dezavantajlı duruma düşecekler. Bu kulenin düşmesinden de. Belki savunmaya gelecek biri olursa ona dive yapmayı planlıyorlar. Evet, şu an savunmaya giren bir çuval Chain Creep'i var. Bu arada bir yere bir Sunstrike uçtu ama nereye gittiğini görmedim. Alchemist bu arada açıldı biraz. Bakıyorum Alchemist bait mi attı diye bakıyorum ama kimse yok orada. Derken Shadow Blade var. Ama orada hiçbir ward'u yok WF takımının. 3 attı şu an Skyat Magistan'dan sonra. Evet. Birebir değiştiler Skyat Magistan'da, Chain değiştiler. Arkada Invoker bu arada girip Venomancer'ı çekti. Bakıyorum Alchemist kaçmaya çalışıyor. Güzel bir Meteor geldi. Viper'la birebir atıyorlar şu anda ama Sunstrike'da Sunstrike'e gerek bile kalmadı. Chain'in critleri dövdü. 4'e 2 gibi değişim var ve VF takımı gene dezavantajlı çıktı buradan bundan da. Bilmiyorum. Çok acaba nerede hata yaptılar bu oyunda bu kadar? Ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum ama yani kombatın ortasında HP atarak kaçabilen bir alchemist vardı yani diyoruz. İşte genelde hiç görmeyiz. İlla biri bir şey yapar ama herhangi bir stun olmadığı için ve senin dediğin gibi bu can rejenerasyonu olduğu için ultiyi basıp TP attı. İşte canına gitmedi TP evet, atarken. Hani burada ultisinin HP regeninin faydasını gördük. 75 HP regen var bu arada. Adam akıllı nuke olmadığı sürece onu öldürmeniz mümkün değil yani. Evet. Armor'ı 3 olsa da Shadow Blade atıp zaten başta bir kaçmayı başardı. O bayağı bir zaman kaybettirdi Wildfire'ı. Ve çok güzel orada sıkıştılar. Bir nevi çok kötü bir pozisyona sıkıştılar hem de. Hani Chain'in 2-3 creep'i de oraya gelince Invoker'ın arkadan baskısı da sonuç getirdi ve hani bayağı bir hezimet oldu aslında onlar için. Orada 2-2 çekmeleri ve mucizeydi. Kullanmayı başardı. Yani evet. En az 4 tane büyük kullandığını gördüm ben. Hı-hı. Hani ve yani combat uzadıkça Invoker'ın daha fazla skill kullanacağını biliyoruz. O yüzden ne kadar fazla uzarsa o kadar kötü diyebiliriz. Aynı zamanda Weaver da aslında combat uzadıkça daha güçlenen bir hero. Hani Scooch ile Baze'e kadar kovalayabilir yani isterse. Evet. Ama Weaver geç geldi sanırım biraz combat'a. Weaver yani canı fulldü, geldiğini bile doğru gün görmedim aslında orada. Sanırım tek sağ çıkan oydu savaştan. Bir şekilde hani bilmiyorum bayağı bir şu anda çığ etkisi oluşmaya başladı aslında. Altın farkı yaklaşık 12.000, XP farkı da yaklaşık 11.000'den biraz fazla gibi duruyor. Yani DP takımı eğer bu çok büyük bir EG seviyesinde bir maçı trollamazsa muhtemelen alır bu dakikadan sonra diye düşünüyorum. Onu da trollamak gerçekten zordur. Evet, bayağı zor yani. Ki Alchemist bu dünya kadar farm eksikliğine rağmen gene 9 asistle birlikte bayağı bir item kastı bence 17. dakika için. 9 asist onu bayağı böyle kâra geçirdi aslında günün sonunda. Evet, ama şu an hani 8 Bloodstone charge'dı yanlış hatırlamıyorsam bir Timbersaw'umuz var. Şu an oyunu kendi başına kelleyebilecek durumda. Yani Alchemist'lere çok büyük bir şey düşmüyor. Yani güzel bir stun atması taktiğinde direkt herhangi bir support'u kesebiliyorlar zaten. Evet. Zaten Chakram ve diğer komboyu yaptıktan sonra 2-3 kişi daha ölecekti Timbersaw'a. Çünkü level çok yüksek. Yani Timbersaw'un level çok önemli Timbersaw için. Hem tanklaması hem nuke'laması için. Şu an hani level 16 oldu mu bayağı korkulacak o hero'dan. Aynen dediğin gibi level almasını istemeyeceğiniz hero'lardan bir tanesi ki. Bakıyorum bu arada tekrar bir savaş başladı. Tom'la beraber bir miktar daha orada birikme oldu. Ve Ruby'ye bakıyorum. Ruby kaçmayı başardı. Chain onu Baze'e yolladı. Ve Viper'ı yatırdılar. Skyrat Mage'in ultisi kimseye vurmadı. Chain'in ultisiyle beraber DP takımı neredeyse tamamen sağ çıktı derken Chain'in peşinde koşuyor Weaver. Timbersaw Venomancer'ı çekti. Orada Undying'i acıdılar gibi biraz. Derken son saniye Deafening Blast'a çekti onu Invoker. Ve Invoker Blink'te çıkmış. Şu an görüyorum Blink Dagger ve Force Staff'le birlikte inanılmaz mobil bir duruma geçti. Ve şu an 4'e 2 bir durum var hero'larda aslında. Çok rahat pushlayabilirler. Ve hemen gördüğünüz gibi Force Spirit'ler de çıktı. Tanklayan da Timber'la beraber bu kulede düştü. Herakisi de çok yardım ediyor tabii ki silah almakta. Herakisi de açık şu an Invoker'da. Şu
atarken işe yarayan bir şey. Bu arada hemen gördüğünüz gibi Roshan'a geçtiler ve çılgın Regen sayesinde Alchemist'in canı bile gitmiyordu. Chen'in kritleri artı Regen. Bilmiyorum, WF takım işi bayağı zor şu an itibaren. Bayağı bir dezavantajı düştüler çünkü. Viewer bu arada aşağıdaki kuleyi çekti bu fırsattan faydalanıp. Ve farmla devam ediyor. Hemen baktığımız Last Hit Denier'da 83 ile ikinci sırada. Birinci sırada Invoker 105. 81. Last Hit'te de Timber var. O da Lincoln gitmeyi düşünüyordu sanırım oyun başında ama sonra BKB'ye mi döndü? Yani Lincoln'i bitiremeyeceğim bu oyun 25 dakikadan önce falan gibi düşünüp BKB'ye dönmüş olabilir. Yani Lincoln tek başına işe yaramıyor çünkü Lincoln kurt yani çok fazla büyü var karşı tarafta. Derken bakıyorum Weaver'a manası yoktu galiba. Tim ulti kullanacak manası olmadığı için. Timur orada bayağı şov yaptı aslında. Weaver'ın üzerine. O Timur da kolay kolay ölmeyecektir yani. 12 Bloodstone charge'ı, 15 Magic Stick charge'ı de üzerine level 4 reactive armor yani. Ya bu dakikadan sonra kritleri toplayıp yürürseler aslında oyuncu kazanırlar. DP takımı direkt kazanır aslında. Yani hani Viper, Weaver falan hiç base savunacak yollar değildir özellikle istediğiniz. Evet. Hani bir Kotl gibi bir supportunuz da olmadığı için. Belki Undying biraz yardımcı olabilir ama. Bakıyorum burada bayağı iki tane Force Staff oldu takımda. Timursov dediğin gibi Bloodstone ve şimdi ya Shipstick ya da Shiva. Shiva's Guard gelecek muhtemelen. Bakıyorum. Invoker daha çok mobiliteye yönelmiş durumda şu anda. O da Aghanim peşinde. Şu an çok büyük bir stack kesiyorlar. Gördüğümüz gibi. Bu arada bu stack'i de ihmal etmemiş olmaları çok iyi. Alchemist hiç almadığı farmı buradan aldı neredeyse. Hani üçlü evet. Stack'ten yaklaşık 600-700-800 altın civarında altın çekebiliyorsunuz. Evet. Neredeyse AC'yi bitirmiş durumda. Evet, bu Grievel Grit de daha çok coşuyor. Hani 30'lar ekleyip hepsinin üzerine. Hani neredeyse 1000 altın çekecek Alchemist oradan tek başına. Saldıracaklar mı? Göründüler ama. Evet, arkadan güzel bir baskı geldi ancak baskı Ruby'ye geldi. Bu arada Force Staff geldi yeterli olmadı. Bakıyorum yukarıda bir savaş devam ediyordu. Weaver oradan kaçmayı başaracaktır diye düşünüyorum. Chen ve Ruby çektiler. Hani WF adına bir nevi iyi bir hamle oldu aslında bu. Evet. Kötü bir şekilde öldü ikisi de. Aslında takım arkadaşları yakındaydı ama dönüp savaşmamayı tercih ettiler. Yani Ruby'yi çok çabuk kaybettikleri için. Evet, her ne kadar WF takımında hani disable yok falan filan desek de hani alan etkili çok büyük bir büyü yok desek de yine birebir de çok iyi bir takım aslında. Hani kazara birisini böyle pozisyon dışı falan yakaladığında çok rahat çekebilecek bir takım. Yani evet. Onu da burada gösterdi. Hem Chen'i hem de Ruby'yi çok rahat çektiler orada. Bu arada Alchemist'ten bir stun geliyor bakıyorum. Ve Venomancer'ın canı yarısı gitti. Ve bir de Meteor geldi. Evet. Hiçbir şansı yoktu. Hero'ya yaklaşmadan uzaktan kesebildiler yani. Evet, bu arada arka arkaya iki stun Viper'a geliyor. Bir daha uçtu. Viper uzun bir süre disabled'a kaldı. Weaver oradan canını kurtarmaya çalışıyor. Rubik niyeyse orada 4 kişinin içerisine girdi. Silence'ı da yedi. Ve şu an oyunculuk yapmaya başladı resmen. Scooch'i çaldıktan sonra zaten artık ölmez yani. Evet. Şu an bakıyorum nerede oluyor mücadele diye. Yukarıda bir ulti geldi galiba. Ancak yeterli olmadı. Invoker çekildi. Chen'den gelen ultiden sonra bakıyorum. Weaver kötü yakalandı orada kaçmaya çalışıyor derken disabled'da. Orada kaçtı. Viper da bir nevi intihar etti aslında. Çünkü Invoker'da zaten Aegis vardı derken bir stun geldi. İki tane Force Staff geldi. Ve Rubik orada Last Hit aldı Undying'den. Güzel bir oyun izledik. Evet. Büyük oyunculuk vardı. İki Force Staff. Aghanim de bitirmiş artık. Level 17'de olduğuna göre. Hani her kombatta en az bir 10 skill kullanmasını 10 skill atmasını bekliyorsun değil mi? Hani mana bitene kadar çakacaktır. Bakıyorum. Hızlı bir GG gelecek muhtemelen şu anda. Bu arada bir takılma oldu ama. Ha tamam. Bende takılma oldu. Evet. Şu an geri geldi galiba. Evet. Aynen ufak bir sorun oldu herhalde. Dando oynadığımız için maçı. Şimdi devam ediyor maç. Gördüğüm kadarıyla orta kuleyi aldılar. Dediğim gibi push'ta bayağı başarılı oldu DP takımı. Ve bizim de bahsettiğimiz Wildfire takımda hiçbir anti push özelliğinin olmaması zaten takım savaşından sonra hemen bir Rex manasına geldi. Ve hani çok da uğraşmıyor şu an itibariyle DP takımı derken Venom'u çektiler. Viper'a saldırıyorlar. Viper çok çaresiz orada. Undying şu anda herkesin arasına girdi ultiyle beraber. Bakıyorum yetecek mi? Chen'i çekmeyi başardılar. 2'ye 2 bir değişim var. Timursov ölmek bilmiyor. Ve sonunda 1100 altın vererek öldü orada. Buna da buff gelmiş dediğimiz evet. Gibi. Bu
Bound, yani Monster Kill Streak falan bitirdiğiniz zaman çok yüksek para alıyorsunuz artık. 1100 gold gerçekten yüksek bir gold. Çok çok evet, eskiden yarısı veya daha az alınıyordu. Şimdi yani çok yüksek meblalarda böyle 2-3 kill alan birisinden gidip böyle 500-600 altın çekmek olası. Yani bir X geriye düşüyor şu anda WF takımı ve bir sadece tek bir kule alabildiler. Harita kontrolleri yok. Her taraf wardlarla dolu. WF'nin işi bayağı zor. An itibariyle. Ve bu arada Sheep Stick geldi. Aynen Timur'dan. Tekrar hafifçe farm'a döndü DP takım ama yani direkt puşçasılar daha anlamlı olurdu aslında. Bu arada gene bir takılma oldu bende. Evet. Invoker'a bakalım. Bir uyarı geldi. Invoker'ın 5'ir aldığına. Biraz trole başladılar herhalde. 28-12 evet. Skordan sonra. %15 şansı o kadar da kötü değil yani, değil mi? Ya bence kötü değil. Hani hızlı da saldırıyor Meret. Evet. Arada bir stunlasa üzülmez yani. Yani aynen. Abyssal falan çıkıp oradan fantazi yapabilir. Evet. Özellikle Weaver'ı çok rahat öldürebilir mesela elde olunca. Hani gene de kullanım alanı var yani, o kadar troll değil. Bu arada LAN'la ilgili ben mütemadiyen soru yaşıyorum ama çok bir sorun olmaz umarım oyuncular için. Evet, network'a baktığımızda ilk üst sırada DP takımdan Invoker, Alchemist ve Timberstone var. Birbirine çok yakın farmları. Genel olarak network'leri birbirine çok yakın. Bu esnada bir kovalamaca başladı Timberstone ama öldürmeleri mümkün değil bence. Weaver da ölmeyebilir. Eğer skoçisi varsa aslında yokmuş. Kaybetmiş galiba. Weaver dediğin herhalde Rubik. Pardon herhalde. Rubik burada hem Blink hem de Force Staff kastığı için hani artık hani DP'nin herhangi birisini öldürmeleri bayağı zor aslında. Bu arada Alchemist zehir yemedi. Dodge'ladı şu an. Onu görünmezlikle beraber. Bakıyorum Venomancer'ı görecek. Evet. Orada Shinish almaya çalışmıştı vurmaya. Sunstrike almasın diye ama Invoker çok yüksek level olduğu için Sunstrike aldı. Evet, biraz önce çok ilginç oldu tabii. Scarlet Mage ikinci seviye ultiyi attı. Sadece Magic Stick kullanarak Alchemist canını fullledi neredeyse. Evet. O da bayağı ilginçti. Hani bir fiyaskoydu yani tam. VF takımı adına. Yukarı baskı var. Devam ediyor şu an baskı. Glyph kullanımı oldu. Bakıyorum ne olacak diye. Viper şu anda girecek mi? Viper yakalandı. Undying Tomb geldi. Evet, bakıyorum ne olacak diye. Ve inanılmaz iyi bir meteorla iki kişi eridi orada. Devam ediyor. Viper ve Rubik, pardon Viper yattı. Weaver hiç damage vuramadığı için hiçbir şey yapamıyor yani. Kime vurmaya çalışsa. Evet, şu an Weaver yattı. Weaver'dan şu an bir buyback geldi. Bakıyorum. Scarlet Mage de orada yattı. Artık maç bitti sayılır. GG. Her an gelmesi gereken bir şey. Evet. Ve GG de geldi. Evet, DP takımı adına çok hani net bir zafer oldu bence. Evet, VF'ye karşı. Var mı son sözlerim maç hakkında? DP güzel oynadı. Dediğimiz gibi daha önce hiç yenilmemişlerdi zaten. Bu takıma da bekliyorduk onları. Maç kazanmasını. Hani farklı picklerle, daha önce görmediğimiz Invo picki ve özellikle Alchemist, Chen, bunları görmedik turnuvada fazla. Hani bu picklerle de oyun kazanabileceklerini, bunları da iyi oynadıklarını gösterdiler. Hani Avrupa'da filan da turnuvalara katılmış tecrübeli bir takım bu. O yüzden gayet iyi oynadılar. Tebrik ediyorum kendilerini. Evet, kesinlikle. Daire biraz patladı aslında pikler. Düşündükleri bence dizilim olmadı. Hem deep takımı hem pick safhasında hem de koridor safhasında genel olarak üstün bir oynadı ve kazandı. İki takımı da tebrik ediyoruz. Daha maç bitmedi. Bir maç daha var. Minimum bir maç daha olacak yani. 3 maç üzerine oynanıyor maç. Birazdan herhalde o maçla tekrar biz sizinle birlikteyiz. Bir yer ayrılmayın. Yer almayın. Görüşmek üzere.